Manşete hoş geldiniz. Gündemimiz kalabalık. Hemen Erdoğan'ın sağlığı konusuyla başlayalım. Hatırlayanlar olacaktır, sürekli takipçiler hatırlayacaktır. 23 Ekim yayınında geçtiğimiz hafta Erdoğan'ın 10 gün ortadan kaybolduğunu belirtmiştik ve bunu da gün gün ortaya bu grafikle koymuştum. Yani 13 Ekim'den bu tarafa ortada yok. 23 Ekim'de yaptığım yayımda 10 gündür ortada yok. Ve sadece iki kare fotoğraf servis edildi. İki kabulden. Onların da ne zaman gerçekleştiği belirsiz. Çünkü o kabullerin ne zaman olduğuna dair bir veri yoktu. Fakat Erdoğan'ın kıyafetlerinden, kravatından, üzerindeki elbiseden... aynı gün içinde gerçekleştiği fakat iki farklı tarihte servis edildiği anlaşılıyordu. Ve Erdoğan ardından AKP grup toplantısı yaptı ve orada... Hamasa yönelik çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti ve bu 10 günlük kayıp zaman unutuldu ama 10 gün ortada duruyor. Dünyada o kadar gelişme yaşanırken, Türkiye'de o kadar gelişme yaşanırken, 10 gün boyunca halk içine çıkmadığı, herhangi bir şekilde bir tweet atmadığı, ne bileyim e, yani tweet atsa bile onlar sıradan şeyler, e, ekibi de atabilir, e, bir konuşma yapmadı, bir tavır ortaya koymadı. Bu enteresandı ve gazete pencereden de bugünkü yazısında Nuray Babacan bunu belirtiyor. Yani buna dikkat çekiyor. 10 günlük molanın nedeni ortaya çıktı. Hamas yine metin dışı. Yazı da, 10 günlük molada Erdoğan'ın bir operasyon geçirdiği bilgisi var. Diyor ki işte Erdoğan 10 gün boyunca ortadan kayboldu. Bu 10 gün içerisinde bir operasyon geçirdiği konuşuluyor. Bu operasyonun da diyor prostat operasyonu olduğu belirtiliyor diyor. Yani aynen ifadesi şöyle. AKP Erdoğan Hamas bir terör örgütü değildir demişti 10 gün sonra çıktığı AKP grup toplantısında AKP'lileri bile şaşkına çeviren ve ileri bulunan bu sözlerin konuşma metninde olmadığını söyleyenler Erdoğan'ın grup toplantısından önceki 10 gün boyunca İstanbul'da dinleniyor dedikleri döneme vurgu yapıyorlar. Aileyle oldukça yakın geçen bu dönemde Erdoğan'ın operasyon geçirdiği konuşuluyordu. Bu doğru çıktı. Erdoğan'ın prostat operasyonu geçirdiği ve basit bir müdahale olduğu iddia ediliyor. Yani son derece kesin ifadelerle yazmış Nuray babacan e, şeyde gazete pencerede. Sonra da bu nekat döneminde Erdoğan'ın işte başta İHA olmak üzere bir takım e, grupların etkisi altında kaldığı, duygusal bir etki altında kaldığı ve çıkar çıkmaz da metnin dışına çıkarak Hamas bir terör örgütü değildir dediği ve bunun dışişleri bakanı Hakan Fidan ve Ekonomi Bakanı Hazine Maliye Bakanı daha doğrusu Mehmet Şimşek'in elini zayıflattığı ifadesi var. Böyle miydi değil miydi bilmiyoruz. Fakat Sait Sefa'nın farklı bir iddiası var. Sait Sefa TR 724 editörü Mehmet Şahine konuştu ajans programında ve orada bir ekibin operasyon için hazır bekletildiğini anlattı. Sait Sefa'nın ifadesinden bu operasyonun gerçekleşmediği ya da belki ikinci bir operasyon olacağı bilgisini anlıyoruz. Onu bir dinleyelim üzerine devam edeceğiz. Ee, bu hastalığı ile ilgili Erdoğan'ı ameliyat edecek olan ekip e, başta Almanya'da olmak üzere birçok ülkeden de toplanmış e, sağlık heyeti de şu an Türkiye'de. Ameliyatını nasıl yapalım diye düşünüyorlar. Çünkü vücuduna yayıldığı düşünüyor. Metastas yapıldığı düşünüyor. Yani kanserin vücuduna yayıldığı düşünülüyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Hangi tarihte ameliyat yapabiliriz? Bunun tetkiki yapılıyor mesela şu anda. Dolayısıyla da Erdoğan'ın sonrasına kendisini hazırlamaya çalışan AKP içerisindeki yapılar, gruplar, o Süleyman Soylu, Hulusi Akar. Bunların biraz bir dönem böyle bitlerinin kanlanmasının nedeni de bu olsa gerekti. Erdoğan onları da bir kenara bıraktı, kırdı kalemlerini. Bir de böyle bir gerçek var. Said Sefa'nın söylediği. Erdoğan'ın bilinen malum kolon kanseri rahatsızlığı bununla yaşamaya devam ediyor 10 yıldan uzun bir süredir ve bunun metastas yaptığı bütün organlara yayıldı ve kapsamlı bir operasyon yapılacağı yönünde. Nuray Babacan'ın yazısında biz basit bir prostat operasyonu geçirdiği bilgisini öğreniyoruz. Said Sefa ise hayır öyle değil bir operasyon değerlendiriliyor henüz, henüz ve kanser metastas yaptı diyor. Her iki ihtimalde elbette bir kulis, elbette bir duyum, elbette e, bekleyip göreceğiz. Fakat e, şu bir net e, gerçek ki, gerçeklik ki Erdoğan'ın son bir, bir buçuk yıldır programları son derece hafifletildi. Hareketleri zayıfladığı gibi e, kilo vermesi artık gözden kaçmıyor. Yani çok ciddi bir kilo kaybı var e, ve yer yerde işte basketbol falan görüntüleriyle liderimiz sağlıklı falan e, propagandası yapılıyor her neyse bunu zaman içerisinde belki aylar içerisinde göreceğiz. Fakat eli boş durmuyor tabii Erdoğan ve tayfasının. Mehmet Yılmaz 25 Ekim'de yazmıştı geçen hafta. Ben yeri gelip de bunu buna değinemedim ama e, mühim bir şey bu. Yani Erdoğan'ın Büyük İstanbul planı evin var diye güvenmeyin diye başlıklandırabiliriz bunu. Mehmet Yılmaz AKP'nin kanun teklifine göre Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kent içinde bulunan ve riskli olmayan binalara el koyabileceğini yazdı. Bu gayrimenkuller rezerv yapı alanı ilan edilecek. Zir rezerv yapı ila alanı ilan edilen yerlerdeki binalar yıkılıp yerine yeni binalar yapılacak. Bu alanda evi iş yeri bulunanlar şehrin başka bölgelerine taşınacak. Değişiklik her bir arsa, bina ya da parselin bile tek tek rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesine ve bakanlıkça el konulmasına olanak sağlıyor. Yani son derece enteresan bu Malı mülkü olanların da artık buna güvenemeyeceği manasına geliyor. Çıkan bir kararla, yukarıdan gelen bir emirle veya talimatta. Yani ülkede can ve mal güvenliğinin kalmadığının delili ve son halkası eğer bu kanun teklifi çıkarsa. Nasıl olsun ki can ve mal güvenliği? Nasıl olsun ki fikir hürriyeti? Nasıl olsun ki söz söyleme? Hüda Kaya eski milletvekili ve 9 yıl geriye gidip Kobani soruşturmasından bir kulp taktılar ve e, yurt dışına çıkmak üzereyken yani pasaporttan falan da geçmiş, uçağa binmek üzere, uçağın kalkmasına 10 dakika var, kapıdan aldı. Uçağın kapısından alıyorlar. Yani düşünün bir de işi. Yani mekanizmaları nasıl çalıştığını düşünün. Pasaport polisinden geçiyor, bu e, ekranda görülen herhangi bir engel olmadığı manasına geliyor. Fakat daha sonra herhalde bir mekanizma harekete geçiyor. aa şu Kudarkaya havalanla geldi. Pasaport polisinden de geçti. Bir dakika ya bunu göndermeyelim falan diyorlar ve kaldı ki yani. Kaçma kastıyla yapılan bir yurt dışına yani kaçma kastıyla veya yurt dışına gidecek bir daha dönmeyecek gibi bir şey de söz konusu değil. Böyle bir veri yok çünkü yakın dönemde İngiltere'deydi ve döndü. Yani Hüdakaya yurt dışına gidip gelen biri. Ellerinin kelepçelenmesine dikkat, çek, e, dikkat edelim. Yani kimini kelepçeliyorlar, kimini kelepçelemiyorlar. Yani bu kelepçelenen ve kelepçelenmeyen insanları zan altında bırakmak maksadıyla söylemiyorum. Ama son derece keyfi. Bir milletvekili, e, kaçma şüphesi yok ve... E, yani 28 Şubat sürecinden bu yana gadre uğramış bir isim ve bu şekilde e, görüntülere, fotoğraflara yansıyor. Eli kelepçelenmedi ama tutuklandı Tolga Şardan. Çok enteresan. E, ifadesinde geçen bilgiler 17 İçişleri Bakanı 32 em, 32 Emniyet Genel Müdürü ile gazeteci bürokrat gazeteci siyasetçi ilişkisi üzerinden çalışmışlığım var. Hiçbir dönemde yazdığım haberlere yalanlama olmadı bugünkü yazımda yalanlanmadı diyor. Yani bu en son işte MIT raporunu gündeme getirmişti. MIT raporu diyordu ki yargıda bir çete var, çeteleşme var. Bu kaygı verici. Ve bu e, savcı e, İsmail Uçar'ın iddialarından önce raporlaştırılıp saraya sunulmuştu. Bunu yazması yani MIT'in MIT'le ilgili bir haber yaptığınızda zaten başınız belaya giriyor. Ayrı bir konu. MIT yargı çetesi üzerinden bunu yazması çok büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Belli ki belli mekanizmalar harekete geçti ve çocuklanarak cezaevine gönderildi. Cengiz Erdinç de benzer bir konuda tweet atmıştı. Yani daha önce de yazdım. Öncelikle MIT durup durup Erdoğan'a rapor hazırlamıyor. 11 Aralık 2020 tarihinde MIT'te sınır aşanlar da dahil organize suçla ilgili bir birim kuruldu vesaire gibi bir dizi tweet atmıştı tweet ekranda. Ve o da hemen çağrıldı ve ifadesine başvuruldu ve ifadesinde de bu tweetleri soruldu. Neyse ki serbest bırakıldı. Fakat Tolga Şar'dan bundan kurtulamadı. Enteresan tutuklanmaktan kurtulamadı. Yani acayip işte böyle bir ülkede can mal emniyeti yok. Yaptığınız en ufak bir haberde bile dezenformasyon denilip yalanlanmadı. Yani yalanlanam yalanlayamadıkları haberlere dezenformasyon diyorlar. Böyle bir ülkede insanların özellikle 18-34 yaş kuşağının %60'ı yaklaşık yurt dışında yaşamak ya da okumak istiyor. Gelinen bu. Yani Türkiye vatandaşlarının... Esasen eskiden 20 20 yıl önce bu oran şöyleydi. Ee, yani yurt dışında yaşamak isteyen anlamında değil. Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin mi diye soruluyordu. O zaman destek %70'leri buluyordu. Şimdi tabii Avrupa Birliği hayal oldu. Şimdi artık neredeyse %60'ı geçen bir oranda insanlar yurt dışında... Özellikle genç nüfus, 18-34 yaş grubu yurt dışında okumak ya da yaşamak istiyor. 55 yaş üzeri bile... Yani Ocak 21'de 35, Ocak 2022'de 43 yurt dışında yaşamak istiyorum demiş. 55 yaş üzeri. Düşünün yani artık emeklilik çağı. AB ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısının 2008-23 döneminde nasıl özellikle 2016'dan itibaren grafiğin fırladığını görebiliyor musunuz böyle? Ve bu grafik önümüzdeki 5 yılda nasıl şekillenecek acaba? İlk kez iltica eden Avrupa Birliği ülkelerine Türk vatandaşları sayısı 51.415'e yükselmiş 2023 Eylül ayı itibariyle. En çok ilticada da 32.285 ile Almanya. Onu Fransa ve İsviçre takip ediyor. İlk kez iltica eden Türk vatandaşlarının gene 2008-2023 verileriyle aylık ortalaması 8.000'e dayanmış durumda. Yani artık Türkiye'de vatandaşların, Türkiye vatandaşları ayda 8 bin, 8 bin'e ayda 8 bin'e Avrupa Birliği ülkelerine iltica ediyor. Rakam korkunç. Ayda 8 bin vatandaşınız Avrupa ülkelerine, Avrupa Birliği ülkelerine iltica ediyor. Bu sadece Avrupa Birliği ülkeleri, 27 ülke. Diğer ülkeleri varın, ekleyin, siz hesap edin. Amerika'sı var, Kanada'sı var, başka ülkeler var. Nasıl olsun ki? Tolga Şar'dan tutuklandı. Üzgünüz. Tolga Şardınan'ın tutuklanması bir basın hürriyetine darbedir. Yazıyordu, çiziyordu ve yazdığı haberlerden dolayı tutuklandı. Bunun altını çizelim. Gazeteciler Sendikası hatırlatmış. Bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydik. Dezenformasyon yasası, sansür yasasıdır. Bu yasayı geri çekin dedik. İktidar kanadından aldığımız cevap bu yasa gazetecileri ilgilendirmiyor oldu. Evet öyle o zaman da dezenformasyon yaptı iktidar kanadı. Bu Twitter'daki sosyal ağlardaki falan trolleri ilgilendiriyor. Yalan yanlış bilgileri veya videoları haberleri dolaşıma sokanları ilgilendiriyor demişlerdi. Öyle değil. Bugün artık o dezenformasyon yasasının e, ...gazeteciler için kullanıldığı ortada. Zaten o gün de öyleydi. O gün de öyleydi. Bas bas bağırdık sesimizi duyuramadık. İşte bak dezenformasyonla mücadele merkezi diye... ...iletişim, propaganda bakanlığı bir e, şey kurdu. E, Twitter adresi veya işte internet sitesi. Oradan işte diyor bu diyor dezenformasyondur. Halbuki Tolga Şardan ne diyordu savcılıkta ifadesinde? Yalanlanmadı diyordu. Devam edelim aynı konuda. Cilalı Taş Devri Emre Ulaş çizmiş... Cezaevinde Can Atalay tahliye edilmedi Anayasa Mahkemesi kararına rağmen. Anayasa Mahkemesi iki kere mahkemeye yazı yazdı. Anayasa Mahkemesi Başkanı kürsüden artık uygun, uyum bu karara dedi ama kapı duvar. Sayın Başkan size karşı da hukuksuzluk yapılıyor. Seve seve avukatınız olurum demiş Can Atalay Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hitaben. Emre Ulaş karikatüründe Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın görev süresi önümüzdeki aylarda dolacak. Yeni başkan seçilecek ve muhtemelen fidan olacak ayrı bir konu ama onun dışında bir hikayeden bahsediyorum. İrfan Fidan. Onun dışında bir konudan bahsediyorum. Yani geçen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları işte New York Büro Şefi kararlarımız uygulanmıyor. Söylediklerimiz dinlenmiyor ve bu İsrail Gazze Savaşı'nı durduramıyoruz. İnsanlık dramını durduramıyoruz deyip istifa etti. Eğer kararlarınız uygulanmıyorsa, eğer hukuksuzluğu durduramıyorsanız bırakacaksınız. Bu da bir erdemdir o kadar yaptığınız işin ardına en azından tarihe böyle geçersiniz. Bıraktı. Tamam geriye doğru siciliniz pek iyi değil ama en azından bırakarak bir şey yaparsınız yani. Bir şey yapmış olursunuz. Yargı demişken Hüseyin Aygün paylaşmış. Baylok nedeniyle terör örgütü üyesi olmaktan cezalandırılmış yurttaşlarımızın ve yabancıların dikkatine Ahim'in 23 Eylül tarihli Yalçınkaya Türkiye kararı sonrası Baylok iddiasıyla yargılanan iki kişi Tunceli birinci ağır ceza ve Ankara ikinci ağır ceza mahkemelerinde beraat etti diyor. Belli ki yerel mahkemeler ahim kararını bir şekilde uygulamaya başladılar. Doğrusu da bu. Burada yani avukat, mahkeme, şu bu falan yargıç hepsinden geçtim yani. Ahim kararı net ortada ve bunu uygulamak durumundasınız. Anayasa da böyle emrediyor. Doğrusunu yapmışlar. Kavala cezaevindeki 6. yılında açıklama yapmış Dilek Olay. 2017 Kasım tutuklanmıştı. 2023 Kasım tam 6 yıl oldu. Diyor ki Havel'in dediği gibi en önemlisi umudu kaybetmemek. Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim. Dönelim. Nordic Monitor mühim bir belgeli habere imza atmış. FETÖ'cüleri mitin kaçıracağı ülkelere götürebilirim. Enteresan bu bir tweet dizisiyle de var okuyabilirsiniz. Türkiye'den Almanya'ya iltica edenlerle dostluk kurduğunu belirterek MIT ve emniyete gönüllü ajanlık yapmak isteyen bir kişinin yolladığı mailleri yayınladı. Nordic Monitor maillerde birçok kişinin imza ismi geçiyor. Çok ayrıntılı bilgiler. Gönüllü ajan, gönüllü ajan dostluk kurduğu insanların Türkiye'de işkence ve haksız tutuklamalar e, sebebiyle saklanan yakınlarının isimlerini ve bulundukları yerlerin bilgisini de paylaşmış. Temasta olduğu kişilerin güvenini kazanmış, Yunanistan üzerinden Türkiye'den çıkmak isteyen kişilere yardımcı olduğunu belirten şahıs bu, bu kişilerin de isimlerini yazdığı maillere eklemiş filan. Diyor ki, Türkiye'ye satılacak ucuz ürünlere bakmak bahanesiyle ticaret yapmaya ikna bazı kişileri mitin insan kaçırdığı ülkelere götürmeyi teklif ediyor. Evet. Hepsi belgesiyle var Nordic monitörde. E, tıklayın, okuyun. Enteresan bir süreç, enteresan bir dönem. Ve bu dönem uzadıkça da böyle komplikasyonları oluyor işte. Dönelim Gazze'ye. Gazze haberleri, İsrail haberleri maalesef gündemin ilk sıralarındaki yerini korumakla beraber eski canlılığı yok. Nedense yani toplum yoruluyor veya kamuoyu yoruluyor veya gazeteler, televizyonlar artık başka konulara da yoğunlaşmaya başlıyorlar. Batı Şeria, ee, İsrail'de bilenler bilir, İsrail'de Filistinlilerin, Filistinliler üç bölgede yoğunlaşır. Birisi Batı Şeria, öbürü Doğu Kudüs, diğeri de Gazze Şeridi. Gazze Şeridi şu anda zaten yoğun bir şekilde bombardıman altında tutuluyor. Fakat bu tür olaylarla yani şu son 7 Ekim'den bu yana devam eden olaylarla pek ilgisi olmayan, Hamas'la pek ilgisi olmayan, Batı Şeria'da da yerleşimci şirket, şiddeti baş, baş göstermiş durumda ve 200 e, Filistinli sene başından bu yana, hayatını kaybetmiş. Sadece 7 Ekim'den bu yana değil, sene başından bu yana. Gazeteler yazıyor, Washington Post'tan getiriyorum. Washington Post, Amerika'nın en etkili gazetelerinden biri. Manşetinde İsrail'in işgali genişlerken riskler artıyor demiş. Siviller için durum daha da kötüleşecek. Yine BBC, İsrail'in Gazze'de sivillerin göç etmelerini istediği güney bölgesindeki yerleri vurduğunu doğrulamış. Yani hem güneye yönlendiriyorlar insanı hem de oradaki hedefleri vuruyorlar. Amerikalı bir senatör, Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak Chris Van Hollen, Gazze şeridi, Şeridi'nde 3 haftada ölen çocukların sayısının Ukrayna'da yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşta ölenlerin 6 katı olduğunu söylemiş. Ayrıca Ukrayna'da ölen gene yaklaşık 2 yıla yaklaşıyor. Şubat'ta 2 yıla dolduracak. 2 yıla yaklaşan Ukrayna savaşında ölenlerin, sivillerin sayısı 9900 ki 9000'i geçti bugün Gazze'de ölenler. Yani Gazze'de 3 3,5 hafta içerisinde koca Ukrayna savaşında ölen sivil kadar sivil öldü. Karşılaştırılır mı? Evet. Bu açıdan karşılaştırılır. İsrail yanlısı bir sunucuymuş Wolf Blitzer bilmiyordum CNN'de İsrail ordu sözcüsünü sorguluyor. Diyor ki yani içinde diyor çocuk kadın sivil olduğunu bildiğiniz halde bir Hamaslı var veya bir Hamaslı komutan var diye diyor o kampı vurdunuz değil mi diyor. O da diyor ki yani bu savaşın trajedisi. Şimdi İsrail ordu sözcüsü böyle derken neye dayanıyor? E, Başbakanla dayanıyor. O Başbakan da öyle düşünüyor. Ne demiş? Kutsal kitabımız diyor ki: "Amalekin sana yaptıklarını hatırlamalısın." Bahsedilen ayette hem erkeği hem kadını, bebekleri emzirenleri, öküzleri, koyunları, develeri, eşekleri öldürün. Yani şey bu. İdeoloji bir bu ve dayandığı yer de bu. Haliyle İsrail ordu sözcüsü ile Netanyahu ayrılmıyor, birleşiyor ve pek çoğu İsrail otoritelerinin maalesef o arada işte Guardian'ın bugünkü manşetiydi. E, İngiliz Başbakanı önde gelen teknolojik firmalarının, firmalarının hükümetlerin yapay zeka araçlarını incelemesine izin vermesi gerektiğini söylemiş. Yani diyor ki İngiltere hükümeti yani diyor yapay zeka konusunda yaptığınız çalışmalardan bizi haberdar edin. İstihbaratımız falan da bu işe bir baksın. Sebep olarak da şunu gösteriyor. Nükleer savaş kadar ciddi bir tehditle e, mücadele etmeye çalışıyoruz. Ya öbür tarafta insanlar... Öbür tarafta İsrail çocukları, kadınları masum sivilleri bombalıyor. Orada kılını kıpırdatmıyorsun. Sonra yapay zeka konusunda işte şeyle e, burada İngiltere'de Bletchley Park'ta Elon Musk'la işte bir söyleşi yapıyor vesaire. Yani diyor ki yani bu konudaki diyor şeylerinizi teknolojik ilerlemeleri bizimle paylaşın ki diyor biz de diyor bu diyor insanlığa karşı bir tehdit olabilir mi olamaz mı ona bakalım. E insanlığa tehdit öbür tarafta olurken kılınızı kıpırtatmıyorsunuz, ateşkes istemiyorsunuz, destekliyorsunuz, İsrail'in yanında izahlanıyorsunuz. Büyük bir çelişki. Esasen e, insanlığın önündeki en büyük tehdit bu. Yapay zekadan ziyade yapay zekayı kullanan insanlar ya da işte yani bir, bir tarafta ee, nükleer şiddetten daha beter bir e, katliam veya benzer bir katliam yaşanırken öbür tarafta aman işte efendim bu nükleer konuda yapay zeka şöyle olabilir böyle olabilir. New York Times'ın analizi bir kere daha hatırlatalım. Birkaç gün önceki haber İsrail hastane patlaması. Hani çok konuşuluyor ya İngiliz Başbakanı da dedi. Bizim istihbaratımız yaptığı tetkiklerde bunun Gazze'den atıldığı tespiti var falan. Yani velev ki öyle ya onlarca hastane yıkıldı, kilise, cami, siviller bombalanıyor, güney bombalanıyor vesaire. İşte Cibaliye kamp, kamp, mülteci kampı bombalandı yahu bebekler öldü. İsrail ordu sözcüsü de bu bir trajedi diyor. Yani savaş trajedisi diyor. Normal kaçınılmaz diyor. Ayetten şey getiriyor, delil getiriyor İsrail Başbakanı. Kendi ayetinden. Ve sadece bir iki hafta önce hastane bombalanmasına yoğunlaştı. Başkentler ve hayır bu Gazze'den atıldı dediler. New York Times analizi bunun İsrail'den fırlatıldığını ortaya koyuyor. Fakat o gün bu Gazze'den fırlatıldı Hamas füzesi diyenler alternatif görüşlere kapalı. Yani onu paylaşanlar bunu paylaşmıyor. Böyle de bir cepheleşme oldu. Enteresan. Savaşın iki tarafında. Suat Kınıklıoğlu paylaşmış. Maalesef öyle yeni bir barbarlık medeniyet karşıtı döneme girdiğimiz aşikar, hem yaşadığımız ülkelerde hem bölgede hem de küresel eksende eskinin aranacağı, yeninin bir türlü oturmadığı karanlık bir barbarlık çağı geliyor. O arada CHP kurultaya gidiyor. Türkiye'deki bütün kanallarda bunu konuşuyor. Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu, al birini, İşte kurultay salonu hazırlamış, hazırlanmış filan falan filan. Asla yalnız yürümeyeceksin. Yani pankarttaki Türkçeye dikkatinizi çekiyorum yalnız kelimesini bile yazamayan bir görevli CHP'li ne diyeyim artık. Altan Sancar paylaşmış Kılıçdaroğlu son kez aday olacağını açıklayacak falan. Bu seçimi de kaybedersem tak bırakırım. İşte böyle de dalga geçerler seninle gazete pencerede Bülent Çelik'in karikatürü Bakın halkın bu pazar seçimi olsa diye sormuş e, Metropol, halkın yüzde kırkı yaklaşık kararsız. Yani ya kararsız, ya protesto ediyor, ya da cevap vermiyor. Siyasete güven dip yapmış durumda. Ne iktidar, ne muhalefet. Eren Keskin hatırlatmış avukat, insan hakları savunucusu. Bugün diyor susurlukta meydana gelen ve içinden derin devletin çıktığı kazanın yıl dönümü. 1996 3 Kasım. Ne değişti diye sorarsanız susurluk kazasını açın bakın yani bir google'larsanız birkaç paragrafta ne olduğunu öğrenirsiniz. Ne değişti diye sorarsanız derim ki Mehmet Ağar hala muktedir. Aynen öyle. O arada Ümit Özdağ paylaşmış enteresan birine laf e, 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 saydırırken işte efendim ne bileyim cevap verirken bir KHK'lı yarbaya itiraf etmiş. İtiraf gibi, itiraf gibi bir tweet derler ya Ümit Özdağ'dan. Hani diyor 2013'lerde ne kadar derine insek de bulamıyoruz, nerede bu derin devlet diye soruyordunuz. 15 Temmuz gecesi üzerinizden geçti. İtirafa bakar mısınız? Susurluk 1996, derin devlet hikayesi 15 Temmuz 2016. Derin devlet 15 Temmuz gecesi üzerinizden geçti diyor Zafer Özdağ ve işte Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı bu tweetinde. Böyleyken böyle. Geniş bir ufuk turu oldu ve seçtiğim, elediğim haberleri sizinle paylaşmaya çalıştım. Deve dişi gibi bilgiler, deve dişi gibi haberler, deve dişi gibi konular vardı. Her biri hakkında sabaha kadar konuşulur ama bizim süremizde bununla sınırlı 20-25 dakikada ancak bu kadar ifade edilebiliyor. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bildirimlere, bildi abone olup bildirimleri açarak da yayınlara ulaşamıyoruz, bulamıyoruz ee, en azından engelini aşmayı deneyebilirsiniz. Ee, en azından bir yoldur. Onca kısıtlamaya engele rağmen. Desteklerinizi Patreon hesabımızda bekliyoruz. Bağımsız e, gazetecilik açısından bu son derece önemli. Ülkedeki gazeteciliğin hali pürmelali ortada. Ne düşüyorsa e, artık ne kadar payı varsa veya ne yapabilirse artık yurt dışındaki gazetecilerin yapabileceği bir dönem ve bu dönem daha ne kadar? Bu karanlık barbar dönem daha ne kadar devam eder bilmiyorum. İyi hafta sonları. Pazartesi günü görüşmek umuduyla.